Ya Allah korkusu öyle yani insanı tedirgin eden böyle hani var ya korkuda insanlar terler falan el ayağı boşlar falan öyle bir korku değildir yani Allah'a karşı mahcup olma ona karşı böyle hani sevgisi, onu sevmeyen insan konumuna gelmem. Ya çok korkunç bir şey yani insan bundan çok utanır, acı çeker. Yani Allah'a karşı hain konumuna gelme. Bu, onun acısı yani psikolojik acısı çok şiddetlidir. Yani alev acısı değildir bu yani yürek acısıdır bu. Zaten ayette de yüreklere tırmanır diyor. Müminde böyle bir Allah korkusu vardır. Yani Allah'a karşı mahcup olma yani onun değerini iyi takdir edememenin vereceği bir korku olabilir. Yoksa bildiğin yani cehennemde işte şöyle Allah zaten mümini yakmaz öyle bir şey olmaz. Yani şuur sahibi, samimi Müslüman hiçbir şekilde cehenneme gitmez. Yani Allah'ın kimse öyle bir şey, her şeyi en titiz şekilde yaratıyor. Hücreyi, kromozomu, her şeyi en titiz şekilde yaratıyor. Yani Allah diyor ben ne yapacağım sizin ezanınızla diyor yani. Allah'ın hedefi o değil ama düzgün hareket etmemiz için mecburi olduğu için böyle bir sistem var. Şahane olmuş. Yani çünkü Allah korkusu olmayınca durum değişiyor. Yani mesela bak Müslümanları da görürsünüz. Adam normal anlatımda İslam'a, Kur'an'a pek yanaşmıyor. Ama büyük bir felakete uğradım. Aa bakıyorsun hemen namaza başlıyor. Demek ki yani bu açık yani inkar edecek gibi yani korku Allah korkusu adamı etkiliyor. Şimdi milyarlarca vaka var bu görülüyor. Yani normal anlatımda etkilenmeyen adam başına bela geldi miydi düzeliyor. O zaman demek ki korku gerekiyor. Allah korkusu gerekiyor. Fiili durum yani insanın yapısında var. Allah ayette diyor şeytan Allah'a sanırım, şeytan Allah'a sığınıyorum. İnsan zalim ve cahildir diyor. Zaluma ve cehula ve nankördür diyor Allah. Nankörle yani garip bir varlıktır yani biraz şeytana yakındır ruhu. Kafası. Ancak böyle dengeleniyor. Yani bu şekilde dengeleniyor. Yani böyle vefasızlık yapmaya müsait. Kardeşlik yapmaya müsait bir yapısı vardır insanoğlunun. Yani büyük bölümü öyledir, çoğu öyledir. Ama Allah korkusu olduğunda bu işte dengeleniyor. Ve o zaman sevgi güzel oluyor, ahlak güzel oluyor, kişilik güzel oluyor. Hani bazıları ne gerek var diyor, ne gerek var işte batacaksın öbür türlü de yani. Yoksa Allah yapma ben zaten istemiyorum diyor Allah. Yani ben ne yapacağım seni? Ama mecburdu. Bu durumda mecbur. Başka bir şey yok. Çünkü özgür yaratılmış bir varlık. Ama melek gibi olsaydık tabii ki cehenneme gerek yok o zaman. Yani melek için cehenneme ihtiyaç yok. Yani ama mesela yine de korkuyor melekler Allah'tan. Yani buna rağmen korkuyor. Mesela melek cehenneme gitmez. Ama korkuyor yani Allah'tan korkuyor. Yani daha düzgün hareket etmesini sağlar. Yani rahatsız edici bir korku değildir Allah korkusu. Hiç kimse Allah korkusundan rahatsız olmaz. Yani dünyada görülmemiştir, öyle bir şey olmaz. Yani düzgün hareket etmeyi sağlayan bir korkudur. Evet dinliyorum.